Ülkede Ramazan programından bir kez daha iyi akşamlar. Rahmet ayına, bereket ayına, bolluk ayına, paylaşma ayına, kardeşlik ayına, komşunun kapısını vurup aç mısın, tok musun deme ayına, pideyi, hurmayı, suyu paylaşma ayına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Beylikdüzü'ndeyiz. 2 yıldır Beylikdüzü'nde Merkez Camii'nin olduğu yerden yayın yapıyorduk. Ancak bugün Yusuf Başkan, Yusuf Uzun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Barış Mahallesi, yanılmıyorsam Barış Mahallesi'ne geldi. Burada da çok ciddi bir kalabalık var. Öncelikle bir muazzamlık görüyorum ben Beylikdüzü'nde. Caminin oradaki iftarlarda sadece orası diye düşünüyordum ama burada da yine kaplarda yemekler var. Porselen tabakta insanlar yemek yiyor. Bu büyük bir başarı. Evet. Ben de öncelikle Beylikdüzü'ne hoş geldiniz diyorum. Ve bizi izleyen bütün izleyicilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Açılışta çok güzel ifade ettiniz gerçekten. Yani Ramazan sevgi, hoşgörü, kardeşlik, paylaşma ayı diye. İfade ettiğiniz gibi Beylikdüzü'nde bizim 8 sabit iftar soframız var. Her akşam düzenli 8 noktada sabit iftar soframız var. Ama onun dışında her akşam farklı bir mahallemizde sokak iftarı diye tanımladığımız iftarlarımız var. Şu anda onlardan birindeyiz. Beylikdüzü'nün merkez mahallelerinden Barış Mahallemizdeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda burada yaklaşık 2500 hemşehrimiz iftar ediyor. Gerçekten çok güzel bir ortam. Yani siz ve biz işte suyumuzu içtik ama görüyorsunuz 7'den 70'e bu ülke insanının hepsi kim olursa olsun hiç kimseye siz kimsiniz, nereden geldiniz, niçin geldiniz sorulmuyor. Burası kardeşlik sofrası, burası Ramazan sofrası, burası iftar sofrası. Herkes oturuyor. Belki aynı sitede, aynı binada oturan ama daha önce bir araya gelmemiş, tanışmamış olan insanlar bu iftar sofralarında aynı masada bir araya geliyorlar. Aa biz komşuymuşuz diyorlar ve tanışıyorlar. Gerçekten yani bu ortamı hazırlamak, buna vesile olmak biz ve arkadaşlarımızı gerçekten çok mutlu ediyor. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz aynı zamanda Beylikdüzü'nde oturan yaşlı, yemek yapacak gücü ve takati olmayan 500 evde yaklaşık 1900 küsür kişiye de evinde iftar veriyoruz. Sefer taslarıyla onların evlerine iftarlık gönderiyoruz. Çünkü şunu da ifade etmek isterim ki biz bu çalışmaları tamamen belediye bütçemiz dışından bu kentte yaşayan insanlarımızın, hemşehrilerimizin, iş adamlarımızın katkılarıyla, bağışlarıyla, onların ikramlarıyla bunu gerçekleştiriyoruz. Bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Yani asla bu iftarlar ki bunlar küçük bütçelerle çıkmıyor gerçekten. Asla belediye bütçesinden yapılan harcamalar değil. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yani bizim insanımızın kadirşinaslığı, cömertliği, ikram ediciliği bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ve ifade ettiğiniz gibi bizim yani yemek kalitemiz, servis kalitemiz, biz insanımızın her şeyin çok daha iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında bir iftar soframızda bizim 750 kişilik bir gemi yaklaşık 45 günden beri günde 2 sefer olmak üzere Ramazan'dan önce ikramlı ama Ramazan'da da iftarlı olmak üzere bu sene 24 bin kişiyi İstanbul Boğazı'na götürerek iftar ettirdik. Bunu da özellikle ifade etmek istiyorum. Biraz önce yine bizim Osmanlı Ramazan geleneklerinden biri olan baklava alayını gerçekleştirmiş olduk. Şunu ifade etmek istiyorum. Hani genelde sohbetlerde bayramlardan ve Ramazanlardan bahsedilirken hep deriz ya, hani nerede o eski Ramazanlar, hani nerede o eski bayramlar diye. Yani biz ve arkadaşlarımız göreve geldiğimiz günden bu yana, yani o eski Ramazanlarda, o eski bayramlarda bugün için özlem ifade edecek her ne güzellik varsa onu bugüne taşımak ve onu yarınki kuşaklara ve nesillere aktarmak belediye olarak bizim görevimiz olsa diye düşünüyoruz. Ve o nedenle biliyorsunuz bizim Ramazan etkinlik alanımız var. Onu soracaktım tabii başkanım. Orası da oldukça yoğun bir kalabalık oluyor. Yani orada da biz yine biliyorsunuz 4. yılımızı gerçekleştiriyoruz. Ramazan kasabası olarak orayı değerlendirdik. 13 dönümlük bir alan gerçekten. Yani Beylikdüzü'nün en büyük caminin Fatih Sultan Mehmet Camii'nin orada olması. Yanında 13 dönümlük bir alanda her gün programlarımızın olması, sanatçılarımızın olması. Yanında Luna Park'ın olması. Eskiye ait yani geleneğimizi, göreneğimizi temsil eden birçok farklı ürünün orada vatandaşlarımıza sunuluyor olması. Yine eskiye ait olan çeşitli kültür ve sanat etkinliklerinin orada gerçekleştiriliyor olması. Binlerce, on binlerce hemşehrimizi gerçekten Beylikdüzü'ndeki etkinliklerimize çekiyor. Ben size bu kapsamda
bunu ifade imkanını bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve sizin aracılığınızla bizi dinleyen bütün İstanbul'da hemşehrilerimizi Ramazan bitmeden mutlaka Beylikdüzü'ndeki Ramazan etkinliklerini gelip görmeye davet ediyorum. Cuma'yı cumartesiye bağlayan akşamları da haftada bir olmak üzere sahur programları gerçekleştiriyoruz. Ben şu anda ne kadar anlatırsam anlatayım Beylikdüzü Ramazan etkinliklerini anlatabileceğimi düşünmüyorum. Bu itibarla ki metrobüsün varlığı bir nimet gerçekten. Metrobüsle Beylikdüzü'ne çok rahatlıkla ulaşılabilir ve tekrar dönülebilir. Yani metrobüsle veya özel araçlarıyla Ramazan bitmeden mutlaka İstanbul'un hangi ilçesinde bölgesinde olursa olsun İstanbul'da hemşehrilerimizin Beylikdüzü Ramazan etkinliklerini görmelerini kendilerinden rica ediyorum. Yoksa kendileri açısından ciddi bir eksiği bırakmış olacaklar. Ben şöyle söyleyeyim başkanım, ben listeye baktım, sanatçı listesine. Yani başka zamanlarda ceplerinden para vererek izleyebilecekleri statlara, konsere gidebilecek sanatçıları siz burada ücretsiz getiriyorsunuz. Kesinlikle. Fark biraz burada var. Tabii yani bugün debu olarak ifade edilen güzel bir yani ekip sahne alacak. Her akşam gerçekten farklı sanatçılarımız var. Ramazan'ın ruhuna, maneviyatına, atmosferine uygun birçok etkinliğimiz gerçekleşiyor. Çocuklarımıza yönelik etkinliklerimiz var. Çok farklı aktiviteler var. Yani tekrar ediyorum, ben İstanbul'da Beylikdüzü'ndeki bu etkinlikleri görmeyen kişinin kalması beni üzer gerçekten. Geldiklerinde Sayın Başkan haklıymış diyeceklerine inanıyorum. Genelde haksızlık da etmek istemiyorum. Tabii ki Sultanahmet'in ve Eyüp Sultan'ın Ramazan'da farklı bir yeri var. Bunu ben saygıyla karşılıyorum. Oraların bir geçmişi var, bir tarihi var, bir manevi atmosferi var. Ama bunun dışında Beylikdüzü Ramazan etkinlik alanının da gerçekten görülmeye değer, mutlaka havasının teneffüs edilmesine değer bir alan olduğunu ifade ediyorum. Ve bizi dinleyen bütün hemşehrilerimizi ısrarla, inatla Beylikdüzü etkinliklerini görmeye davet ediyorum. Başkanım programınız yoğun. Buradan belki iftara yetişemeyeceksiniz ama bir yere daha davetiniz var. Sonuna belki yetişeceksiniz duasına ama. Her çok kısa 2-3 iftara yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Sahur programlarınızda yoğun oldum ama çok kısa onu bütün belediye başkanlarımıza sordum. Müslüman ülkelerde sıkıntılar yaşanıyor. Bu kadar rahat oruç açamıyorlar. Bunlarla ilgili Yusuf Uzun olarak neler söyleyeceksiniz? Tabii ben şunu ifade etmek isterim. Yani bizim kesinlikle sosyal işler birimimiz ve Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütüyle ve uluslararası alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle beraber iletişim halinde ki onların iletişim bilgilerini sosyal medya üzerinden kendilerine vermek suretiyle yurt dışındaki bizim sivil toplum örgütlerimizin bu manadaki çalışmalarına da katkı yapıyoruz. Yani bu konuda da kendimizi görevli addediyoruz. Bunun dışında kalmak asla söz konusu olmaz. Yani Türkiye genelinde ve yurt dışında nerede bir hizmet alanı varsa biz Beylikdüzü Belediyesi olarak mutlaka o hizmetin içinde yer alırız. Bunu ifade etmek isterim. Evet Sayın Belediye Başkanımız Yusuf Uzun'a çok teşekkür ediyoruz. Ülkede Ramazan'da Beylikdüzü'ndeydik. Güzel bir mahallede, isminden belli Barış Mahallesi'ndeydik. Ve Barış Mahallesi'nin sakinlerinin aynı sofradaki görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Yarın akşam başka bir belediyemizde, başka bir mahallemizde yine bu rahmet sofrasında birlikte olmak umudu ve ümidiyle efendim. Çok teşekkürler.